Bu videoda Ayasofya'nın açılması, Mehdi, Mesih, Deccal ve kıyamet hakkında konuşacağız. Hazırsanız videoya başlayalım. Haçlıların 1099 yılında Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerinin benzerlerini İstanbul'un İngilizlerin eline düşmesi sırasında ve sonrasında işgalciler de yapmak ister. Mütareke yıllarında Fransız işgal komutanı Francis J. Esprey, Müslümanlara ve Türklere inat olsun diye Fatih Sultan Mehmed'i taklit ederek beyaz bir at üstünde Ayasofya'ya gelmiştir. 22 Aralık 1919 Londra Konferansı'nda Ruslar, İngilizler, Fransızlar ve Yunanlılar Ayasofya'ya çan takılmasını kararlaştırırlar. Ancak ufak bir sorun çıkar, çanın renginde anlaşamazlar. Fatih'in öncesinde meleklerin cinsiyetini tartıştıkları gibi İstanbul'un düşmesi sırasında da çanın vasfında anlaşamazlar. Acaba Katolik mi, Ortodoks mu yoksa Protestan çanı mı takılsın diye aralarında çekişirler. Kendi aralarında anlaşamamaları karşısında İstanbul Hücum Taburu Komutanı Binbaşı Şükrü Oğuz Bey, İşgal Kuvvetleri Komutanına "Eğer Ayasofya'ya çan takarlarsa Ayasofya'yı dinamitleyeceğim" deyince çan takmaktan vazgeçerler. Ama işgalin bin nişanesi, sembolü olarak Ayasofya'yı kapatma fikrinden vazgeçmezler. Ayasofya için anlatılan bu tablo biraz fazlasıyla Haçlıların işgali altına giren Mescid-i Aksa için de geçerlidir. Haçlıların işgalden sonra ilk yaptıkları iş ezanı susturmak olmuştur. Aksa ve Kubbetül Sahra üstündeki hilalleri indirmişler ve yerlerine haç dikmişlerdir. Mescid-i Aksa'nın bir kısmını atlar için ahır haline getirmişlerdir. Mervan namazgahını atlar için ahır yapmışlardır. Mervan namazgahında hala bugün o günlerin hatırasını taşıyan atların bağlandıkları sütunlara bağlı metal halkalar yer almaktadır. Muhammed Sahaf'ın kullandığı tabirle uluç, yani il için çoğulu, Haçlı gevurları elinde içki şişeleriyle Mescid-i Aksa'ya girmekte, hatta içki şişesiyle birlikte minbere dayanmaktadırlar. Ama kimse kendinde karşı çıkma mecali bulamaz, itiraz sesi çıkartamaz. Kimse "ne yapıyorsunuz?" diyecek güce sahip değildir. Kemal Hatip'in ifadesiyle Haçlı işgalinden Siyonist işgale tarihten bazı yansımalar intikal etmiştir. Son sıralarda bazen gün boyu ezan kısıtlanmakta, bazen de sabah ezanına kısıtlama getirilmekte ve camiye cemaat akışı engellenmekte veya sınırlandırılmaktadır. Onun ötesinde bazı Siyonist işgal askerleri Haçlı atalarının yaptığı gibi camiye çizmeleriyle veya botlarıyla girebilmektedir. İslam dünyası da olan biteni umursamaz bir biçimde seyretmektedir. Kemal Hatip gibi bazı samimi Makdisliler bu olan biteni yürekleri yanık bir biçimde izlemektedirler. Demek ki tarih tekerrür halinde bulunmaktadır. Mısırlı yazar Muhammed Celal Keşk bunun Mısır versiyonunu veya Esher hikayesini anlatmıştır. Deccal olarak tanımladığı Napolyon Bonaparte muzaffer bir şekilde Kahire'ye girdikten sonra ilk yaptığı işlerden biri atlarıyla birlikte o gün Camiul Ezher olarak anılan ilim yuvasına ve camisine girmek olmuş ve böylece Haçlıların sünnetini, geleneğini bir kez daha ihya etmiştir. Haçlıların Mescid-i Aksa'ya reva gördüklerinin bir kısmını tekrarlamıştır. Muhammed Celal Keşk'in ilgili kitabının adı da ilginçtir ve konuyu bütün çıplaklığıyla yansıtmaktadır ve "atlar Esher'e girdi" şeklindedir. İşgallerle birlikte İslam dünyasındaki fetihleri temsil eden semboller olan camiler kuşatılmış, ya üzerlerine çan takılmış ya ahır yapılmış, böylece fetih kimliği olma özelliklerinden arındırılmışlardır. Fetih camileri bağımsız olmadan, üzerlerindeki toprakların bağımsız olması düşünülemez.
Ayasofya ve Mescid-i Aksa gibi mekanlara vurulan prangalar, bağımlılık ve boyun eğme sembolüdür. Romancı ve söz yazarı Paulo Coelho'nun deyimiyle herkes veya her nesil kendi ve döneminin menkıbesini yaşamaktadır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'in alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Deccal, İslam mitolojisine göre ahir zamanda Mesih'in ikinci yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlık. Hristiyan eskatolojisinde Antrix, Yunan eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir. İşte Deccal'in alametleri. Rivayetlerde Deccal'in çıkışı, kainatın en korkunç hadiselerinden biri olarak gösterilmiştir. Bundan dolayı ki, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'in alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri. Deccal, kendini ilk önce peygamber ilan edecek. Deccal, bir süre sonra da kendini Rab ilan edecek. Deccal, ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir. Peki gerçekten de rivayetlerde kıyamete yakın bir zamanda geleceği bildirilen bu kişiler anlatıldığı gibi minare boyunda, alnında kafir yazılı, bağrında bütün dünya işitecek derecede gür sesli, iki kulağı arası 30 metreyi bulan bir eşeğe binen bir deccal gelecek olsa, herkes onları gerçek kimliğiyle bilebilecek midir? Hayır. Eğer İsa aleyhisselam, Mehdi ve Deccal güneş gibi apaçık bilinecek derecede gelselerdi, akıl ve iradeyi kullanma imkanı kalmaz, herkes mecburen inanır, Ebu Bekirlerle Ebu Cehillerin farkı kalmazdı. Gerçekten rivayetlerde anlatıldığı gibi, minare boyunda, alnında kafir yazılı, bağrında bütün dünya işitecek derecede gür sesli, iki kulağı arası 30 metreyi bulan bir eşeğe binen bir deccal gelecek olsa, herkes ister istemez onu tanır, bu da imtihan sırrına ters düşerdi. O halde nazari meseleler perdeli, derin tetkik ve tecrübeye muhtaç olmalı ki imtihandan maksat hasıl olabilsin. Ebu Bekirler yücelerin yücesine çıkarlarken, Ebu Cehiller de aşağıların aşağısına düşsünler. Yoksa irade elden alınırsa imtihanın sırrı bozulur. İşte bu önemli sır sebebiyledir ki, mucizeler seyrek ve nadiren gösterilir. Kıyamet alametleri de müteşabihat da bir derece kapalı ve tevilli olur. Yalnız güneşin batıdan doğması böyle değildir. Apaçık olduğu için artık tevbe kapısı kapanır. Tevbe de, iman da kabul olmaz. Çünkü o zaman Ebu Cehiller de imana kalkacak ve Ebu Bekirlerle eşit hale gelecektir. Yine bu imtihan sırrı gereğidir ki, Deccal'i Deccal namıyla beklememelidir. O, Deccallik haysiyetiyle değil, baskıcı bir iradeci olarak bilinir. Onun içindir ki, birçokları onu tanımayacaklardır. Ancak, nuru imanın dikkatiyle tanınabilirler. Deccal ve Süfyan'ı olduğu gibi, Hazreti Mehdi'yi de herkesin gündüz gibi apaçık bir şekilde tanıması beklenmez, beklenmemelidir de. Bu da imtihan sırrına ters düşer. Öyle olmalı ki her devir zamanlarında gelecekmişçesine Mehdi'yi beklemeli, eski devirlerde de gelip geçtiği veya yaşadığı söylenebilmelidir. Evet, Garaibül Ehadis'te de belirtildiği gibi, Hazreti Mehdi'yi herkes tanımayacak, ancak ehli irfan nuru imanla tanıyabilecektir. İsa aleyhisselamın inişi de böyledir. Onu da herkes tanıyamaz.
ancak iman nurunun verdiği bir dikkatle bilinebilir. Evet, Hazreti İsa geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve havvası, yani ona manen çok yakın olanlar, nuru imanla onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde, yani apaçık bir surette herkes onu tanımayacaktır. İnsan hangi konuyla çok meşgul olursa o konuda uzmanlaşır. İmanen zayıf veya ciddi bir şekilde arayış içine girmeyen insan, zamanlarında da yaşasa, yanı başında da olsa Mehdi'yi de, Hazreti İsa aleyhisselamı da, Deccali de göremez. Görse de tanıyamaz. Deccal de, Süfyan da onca şerli icraatlerine rağmen başlangıçta kendilerini Deccal ve Süfyan olarak bilmezler. Sonradan anlarlar. Birçoklarının naklettiklerine göre İslam Deccali ve dini ve zeytunun manasını merak edip sorarmış. Suredeki ahsen-i takvimde yaratılan insandan kendine emin beldeden de yeni kurduğu şehre bir işaret arasa gerek. Oysa bu sureden sonra gelen Alak suresindeki Estaûzü billah, muhakkak insan çok çok azgınlaşır mealindeki ayet, hem mana hem de cifir hesabıyla onun zamanına ve şahsına işaret etmekte, namaz kılanlara ve camilere tayyane tecavüz ettiğini göstermektedir. İstanbul ve Gaziantep'te garip hareketlenmeler var. Fatih, Edirne kapıdaki ve Gaziantep'teki dostlarımız çok ilginç bilgiler veriyorlar. Yemen'den, Fas'tan, Hindistan'dan, Malezya'dan ve Afrika'dan bir takım şeyhlerin müritleri harıl harıl bu bölgelerden ev satın alıyorlar. Yavaş yavaş yerleşmeye başladılar. Malezya'da Mehdilik ilan eden Şeyh Şafii'nin müritleri Edirne Kapı'da dergah bile kurdu. Hepsi Mehdi'nin zuhuru için hazırlık yapıyor. Mehdi demişken biraz bahsetmekte fayda var. Türkiye'de özellikle bazı erkek kılıklı sürtükler Mehdilik kavramının tabiri caizse içini ceviz kabuğuna çevirdi. Mehdi lafını duyunca hemen ister istemez dalga moduna geçiyoruz. Öyle ki hepimizin dışarı çıkıp Mehdi benim diye bu kavramla alay edesi var. Suç tabii bizde değil, sürekli Mehdilik iddiasıyla ortaya çıkan ahlaksızlarda. Bunlar üstünde durarak konuyu çöpe çevirmek istemiyorum. Allah onların hepsinin belasını verdi. Ve öyle rezil oldular ki farkında bile değiller. Artık sarhoşlukları canlı yayında fuhuş yapmalarına olanak tanıyacak kadar ayyuka çıktı. Neyse, konumuza dönelim. İslam dünyasında şu anda Mehdiliğini ilan eden yaklaşık 200 kişi bulunmakta. Bunların birçoğu düzenbaz ve sahtekar. Buna Türkiye'dekiler de dahil. Neden hepsi demediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Bir kısmı da şizofrenik vaka. Yani sağlığı yerinde olmayan ve kendini Mehdi olarak düşünen zavallı insanlar. Mehdiliğin en kavi alameti olan Mehdi'nin kendisi bile Mehdi olduğunu bilmeyecek. Ta ki rivayete göre Halife Suriye bölgesinde Halep civarlarında Rum ordusuyla Batı ordularına karşı savaşa gittiği zaman halifenin yardımına gidecek ve insanlar kendisine biat edecekler. Ardından halife ve ordularıyla Kudüs'e yol alacaklar. Orada da Hazreti İsa'nın zuhuruyla Deccali yok edecekler ve Kudüs'te namaz kılacaklar. Bu konuyu sayfalarca hadis ve rivayetler üzerine bina etmek yersiz. Dileyenler araştırıp farklı rivayetleri de inceleyebilir. Bu kısa bilgiyi neden mi verdik? Türkiye'deki gençler ve bizler farkında değiliz belki ama bu biraz da İslam dünyasında belki de tek rahat ülke olmamızdan kaynaklanıyor. Bütün İslam alemi çalkalanıyor. Kan dökülmeyen tek coğrafya neredeyse yok. Şarktan garba, şimalden cenuba kadar bütün İslam coğrafyasında ya yıkım ya da kıyam hakim. Yanlış anlaşılmasın. Dünyada bir fikir kavgası yok. Çünkü fikir kavgası olsa bir Allah'ın kulu çıkıp Maoizmi,
Leninizmi, Budizmi veya Hristiyanlığı eleştirir ya da bu fikirlerin, dinlerin savunucularına karşı bir huruç eylemi başlatır. Ama dünyada İslam ve Müslümanlardan başka eziyet çeken, sömürülen, zulüm ve dayatmalara maruz kalan başka hiç kimse yok. Çünkü kurdukları dünya düzenine İslam'dan başka alternatif hiçbir düzen yok. Bunu çok iyi biliyorlar. Bu yüzden İslam'ın içini boşaltma çabası içindeler. Bu çabalar savaşları ve dolayısıyla kıyımları beraberinde ister istemez getirdi. Şimdi ise zurnanın son deliğindeyiz. Olay o kadar koptu ki Müslüman alemi akın akın Türkiye'ye geliyor veya Türkiye'yi izliyor. Üzücü durumsa Türkiye devlet olarak bunun farkında. Ancak millet olarak bu gerçeklere çok uzaktayız. Yani Türkiye yarın bir kıyam yapmaya kalksa bu intifada için dışarıdan milyonlarca Müslüman destekçi bulacağı aşikar. Ancak Türkiye içinde buna dair ne bir inanç ne de güven emaresi maalesef yok. Ya da ben böyle düşünüyorum. Türkiye'nin dışarıdan milyonlarca destek bulacağına emin olma sebebimse Türkiye'nin dış politikasından kaynaklanıyor. Dikkat ederseniz daha önce de defalarca belirttiğim gibi Türkiye son 5 yıldır dış politikasını ülke liderleri, partiler, gruplar veya mezhepler üzerine değil, halkların talepleri üzerine şekillendiriyor. Bu siyaset, fokur fokur kaynayan İslam dünyasındaki liderleri Türkiye'ye düşman yaparken halkları ise hayran bırakıyor. Yani yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı var ya, onun neden bu kadar büyük olduğunu Türkiye'deki biz akıllılar haricinde bütün dünya anladı aslında. Saraydaki odalara isim bile verildi. Apazya Eyaleti, Ahıska Eyaleti, Dağıstan Eyaleti, Nahçıvan Eyaleti, Sana Eyaleti, Tebriz Eyaleti, Tiflis Eyaleti, Habeş Eyaleti, Adana Eyaleti, Cezayir Eyaleti, Halep Eyaleti, Anadolu Eyaleti, Bağdat Eyaleti, Basra Eyaleti, Bosna Eyaleti ve daha ismini sayamadığım 250'ye yakın eyalet ismi şu anda saraydaki odalara verildi bile. Eyaletler bu odalardan yönetilecek ve kim ne derse desin her şey göze alınmış durumda. Rusya'nın batı karşısında zayıflamış olması ve artık Esed'i savunacak pozisyonda olamaması, dikkatini Ukrayna ve kendi ekonomisi dışında bir yere ayıramaması, Türkiye için oluşmuş bir başka organik fırsat. Türkiye'nin Musul ve Kerkük'ten sonra ilk hedefi Halep olacak. Burada Türkiye ilk defa sürekli müttefik diye adlandırdığı Batı'ya karşı aleni bir şekilde savaş ilan etmiş olacak. En önemli noktalardan biri İran. Batı'yla beraber ittifak yapacak ve Suriye'de Türkiye'ye karşı cephe alacak. Türkiye yalnız mı olacak? Devlet olarak evet ama millet olarak değil. Malezya'dan, Endonezya'dan, Afrika'nın çeşitli ülkeleri başta olmak üzere bütün İslam alemi akın akın Türkiye'ye cihat için gelecek ve Türk ordusunun sancağı altında savaşacak. Bu size Çanakkale Savaşı'nı hatırlattı mı? Orada da devlet olarak yalnızdık ve yanımızda ümmet vardı. Ve bizler her cephede galip geldik. Müttefiklerin mağlubiyeti bizim de mağlup sayılmamıza neden oldu ve savaşta kaybetmediğimiz toprakları Mason kumandanlarımız yüzünden masada kaybetmiştik. Hatırladınız mı? İşte kaybettiğimiz o yerleri geri almanın savaşını tam 100 yıl sonra yapacağız. Çok az kaldı. Bütün işaretler bu yönde. Bunca risk alarak bütün dünyaya meydan okuyan Erdoğan'ın eceliyle yatakta ölmeye hiç ama hiç niyeti yok. Şehit olmak istiyor. Bunlar masal değil. Kendileri de defalarca dile getirdiler. Salahaddin dönemini hatırlayın. Sultan Salahaddin Haçlılar üzerine yürümeden önce İslam dünyasına operasyon yapmış Şii olan Fatımi hilafetine son vermiş, İslam dünyasındaki çok sesliliği keserek tek adam olmuştu. Bütün bu icraatlerden sonra Kudüs'e sefer düzenleyip yaklaşık 90 yıldır Kudüs'ü elinde tutan Hristiyanların elinden tekrar geri almıştı. Salahaddin Kudüs'ü fethetmeden Kudüs'ü Hristiyanlara tapulayan İslam dünyasının fetih girişimlerini engelleyen hilafet devleti Fatımilere son vermesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Fatımilerin Şia meşrepli olduğunu ikinci kez tekrar etmeme gerek yok.
Şimdi size çok can alıcı bir soru sormak istiyorum. Bugün aynı şeyi İran'ın yaptığını gerçekten görebiliyor muyuz? Kudüs'ü hapseden ülkenin aslında İsrail değil de İran olduğunu fark edebildik mi? Mısır'da daha bu hafta Salahaddin Eyyubi'nin terörizmi tetiklediği için tarih dersi müfredatından kaldırıldığını biliyor musunuz? Hatırlayın, Fatımiler Mısır'da hükümranlık sürüyordu ve Mısır'da Fatımilerle beraber Şia alametlerini ortadan kaldıran yine Salahaddin Eyyubi olmuştu. Yani adamların karın ağrısı o kadar büyük ki tam 1000 yıl sonra bile nefretleri dinmemiş, dinmiyor, dinmeyecek. Özetle özgür bir ümmet için Adem'le Havva'dan beri her defasında İsrail menzilimizde 10 dakikada yok ederiz diyerek bugüne dek küffara karşı tek ok atmamış olan ve Kudüs'ü İsrail'le taşere eden İran'ı artık ortadan kaldırma vakti geldi. Filistin düzelirse bütün Arap dünyasının düzeleceğini unutmayın. Nihayetinde Bağdat'ı, Şam'ı, Sana'yı nüfusuna aldıran İran'ın bunu artık açık bir şekilde ifade etmesi, Tahran haricinde bütün İslam başkentlerinin cayır cayır yanması bizler için yeterince acı bir metafor değil mi? Ya da koca bir kazık. Devletimiz mi? Çok iyi çalışıyor. Söylenmedi, açıklanmadı belki ama uçağımızı da ürettik, tankımızı da. Hem de bütün teçhizat ve yazılımlarıyla. Hani Erdoğan'ın bize vermiyorlar diyerek Batı'nın iki yüzlülüğünü açık açık ifade ettiği yedek parçalar var ya. Evet, onları da ürettik. Ne Aselsan'da intihar süsüyle katlettikleri şehitlerimiz, ne de TÜBİTAK'ta işe yarar diye besledikleri ince bıyıklı abiler engel olamadı buna. Özetle ne mi demek istiyorum? Savaşa hazırız. Ölmeye hazırız. Savaşırken cephede ilk atılan ve tek kurşun atmadan şehit olan öncü birliğin isimsiz kahramanı olmaya devlet olarak hazırız. Bunun farkında olan bütün dünya Müslümanları bu ülkeye akın ediyor. Son savaş yaklaşıyor. 2023, Erdoğan'ın kafadan ortaya attığı bir tarih değildir. Bu bir Rabbani işarettir. Her 100 yıl bu ümmetin şahlanacağı ve geçmişte de kendini bulduğu gerçeğini artık onlar da biliyor. Bu yüzden titriyorlar. Tek ümitleri sizin, yani Türk milletinin bunun farkında olmamış olması. Ya da öyle sanıyor olmaları. Farkında mısınız? Hazır mısınız? Alparslan'ın yiğitleri, hazır mısınız? Malazgirt'te Alparslan'a 20 bin yiğit Kürt askeriyle destek veren Mervan'ın torunları. Hazır mısınız? Küffarı son bir defa kuzeyin soğuk topraklarına sürmeye, canlı yayında kucağında evladı vurulan Filistinli babanın intikamını almaya, Suriye'de Esed'den kaçarken Amman sınırında açlıktan ölen kız çocuğumuzdan helallik istemeye, bundan tam 100 yıl önce Çanakkale'ye gözünü kırpmadan 13-14 yaşlarında tüfek omuzda gururla giden ceddimize, torunlarının da tam 100 yıl sonra onlardan geri kalmadığını göstermeye hazır mısınız? Son savaş kapıda. Ya hep beraber şehadeti kucaklayacağız ya da ümmet özgür olana dek Orta Doğu'yu o kahpelere zindan edeceğiz. Son sözüm Batı'ya. Kokuşmuş ihtiyar şeytanlar. Farkında olmadığımızı mı sanıyorsunuz? Savaşacak askeriniz yok. Şu ülkenin şu kadar askeri var palavralarınızı yutmayız. Makinelerinizi ise duman edeceğiz. 100 yıl önce olduğu gibi. Canınıza okuyacağız oğlum. Hiç şansınız yok. Canınıza okuyacağız.